Merhaba sevgili arkadaşlar. Hayırlı, bol, bereketli, sağlıklı, sıhhatli günleriniz olsun. Ben Satya'nın Günlükleri Hayata Dair Her Şey kanalı. Arkadaşlar size bugün Ramazan ayı da yaklaşıyor. Evimizde malum ekmek hiç eksik olmuyor. Bir sürü de çeşitlerini biliyoruz. Bugün de pide çeşidini yapacağız arkadaşlar. Bunun için şöyle önce bileğimizin içine bir yemek kaşığı şekerimizi koyuyoruz canlar. Bir paket de mayamızı koyuyoruz. Hamur kabartma mayası şu şekilde arkadaşlar. Doktor Ötken'in şöyle. Bir bardak ılık suyumuzu koyuyoruz. Ve bir kaşık unumuzu koyuyoruz. Bunları çırpıp ön mayasını bir 5 dakika ön mayası yapalım. Ön maya yapıyoruz yani. Toplamda eğer ki bu ölçüyle yapılırsa 3,5 bardak sudan bir bohça hamuru gibi bir hamur yapacağız canım. Şimdi ilk etapta bunları bir güzel karıştırıp şu şekil. Bunu da yoğuracağım için başka şey kirletmek istemedim. Bir kaşık ununu ben şöyle güzel bir mayamın ön mayamı bir yapayım arkadaşlar. Ağzını kapatıyoruz ve ben 5 dakika bekliyorum bunu. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim size. Mayam göz göz oldu. Bu geldi demektir. Şimdi arkadaşlar burada toplamda 3,5 bardak su kullanacağız ve bohça hamuru gibi bir hamur yoğuracağız. Net görülsün şöyle. Ben videomu öğleden sonra açtım arkadaşlar. Dışarıda da puslu bir hava var. Işığı yaktım ama ne kadar yansır bilmiyorum. İnşallah güzel görüntüler yakalarız. Dediğim gibi ben şimdi azar azar unumu koyacağım ve bir bardak suyumu kullandım. 2,5 bardak daha kullanacağım canlar. Hemen bir tuzumu da alıp geleyim. Şöyle arkadaşlar bir yemek kaşığı da tuzumu kullanıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ikinci bardağımız oluyor. Üçüncü bardağımız ve 3,5 bardak. Bu arada arkadaşlar evet canlar her şeyimizi hazır ettik. Şimdi burada bir kaşık sirkemizi de ilave ediyoruz. Özel ve güzel bir hamur yoğuracağız. Rastgele güzel bir hamur yoğuracağız. Rastgele yoğurmayacağız. Sirkemizi de ilave ettikten sonra ellerimiz zaten temiz. Temiz ellerimizle. Şimdi kaşığımızı da şöyle sıyıralım. Unumuza koyalım. Un bize lazım olacak. Güzel bir hamurumuzu yoğuralım. Evet arkadaşlar hamurumun size kıvamını göstereceğim. Hamuru şöyle yaklaşık bir 10 dakika yoğurduk. Çünkü az diye şey yapmayın. Böyle sürmesi lazım. Şimdi burada ne yapıyoruz? Burada elimize bir kaşık kadar böyle yağ alıyoruz. Şöyle damlatıyoruz üzerine. Çok değil. Bu hamur arkadaşlar bir iki aşamadan daha geçecek. Normal ekmek hamuru gibi değil. Pidemiz fırınlarda yapılan Ramazan pidesi gibi olacak. Şimdi ben bunu mayalamaya bırakıyorum. Bir 15-20 dakika dinlendireyim arkadaşlar. Tekrar yapacağım işlemi göstereceğim. Hamur ele yapışıyor diye hiç şey yapma. Zaten pide hamuru ele yapışır. Ama kıvamı dediğim gibi bu şekil olsun. Böyle sakız gibi olsun arkadaşlar. Ağzını da kapatıyorum. Hemen mayalanmaya bırakıyorum. Şimdi canlar hamurumuza bakalım. Bakın hamurumuz kabarmış. Ama biz hemen hamurumuzu yapmıyoruz. Şöyle elimize şu şekilde arkadaşlar bir kaşık kadar yağ alıyoruz ve hamurumuzu şöyle havalandırıyoruz. Bu biçim. Havalandırıyoruz. Yaklaşık bu işlemi daha iki kere daha yapacağız arkadaşlar. Bu işlemi iki kere daha yaptıktan sonra hamurumuz yapımı hazır demektir. Bu şekilde canlar. Bu
Bir dahakları göstermeyeyim. Aynı bu şekilde iki kez daha yapacağız. Yaklaşık üç kez hamurumuzu bu şekilde mayasını alıp tekrar mayalandıracağız. Mayasını alıp tekrar mayalandıracağız. Tekrar ben kapatıyorum ağzını ve tekrar mayalanmıyor. Bu işlemi iki kere daha yapacağım. Bu şekil hamurumuzu dört kez aynı şekil yapmış olduk arkadaşlar. Hamurumuzun sürekli havasını aldık. Şimdi yağımız şöyle şurada dursun. Peçetemiz de burada dursun. Un yardımıyla tepsimizi aldık. Beş tane pazımızı eşitleyeceğiz şimdi. Aynı eşitlikte olacak. Kolay gelsin anne. Teşekkür ederim oğlum. Ne yapıyorsun? Pide. Hı. Ramazan pidesi. Bu şekil 5 tane pazımız bir 10-15 dakika dinlenecek. Bir miktar yağımızı aldık. İlk pazımızdan başlıyoruz. Burada bize oklava, merdane gerekmiyor. Şöyle ellerimizi yağlıyoruz. Altına yağlı kağıt serdik. Parmaklarımızın uçlarıyla istediğiniz incelikte ne kadar istiyorsanız ekmeğimizin her tarafını eşitliyoruz. İlk pidemizi yapmış olduk bu arada. Bunu hemen fırına veriyoruz şimdi.
Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ilk pidemiz pişti. İkinciyi ben hazırlamıştım arkadaşlar. Bunun da kağıdını, her kağıdı ayrı yapıyoruz. Ellerimizi yıkadık. Yine yağa bandırdık. Şöyle kenarlardan parmaklarımızın ucuyla bunu ben gelişi güzel yapıyorum ve sade yapıyorum arkadaşlar. Önümüzde Ramazan ayı var. Ramazan ayında yumurtalısını da yaparız, peynirlisini de yaparız, tereyağlısını da yaparız, kaşarlısını da yaparız. Bu şekil. Şimdi bunu da fırına koyuyorum. Bu şekil canlar. Hemen bunu da fırına koyuyorum. Derecede pişiriyoruz. Kazılarımızın kabarmasını şöyle göstereceğim size. Yine böyle yağ yardım alıyoruz. Derin derin parmaklarımızı batıra batıra arkadaşlar pidelerimizi hazırlıyoruz. Bu şimdi ben ekmek niyetine yiyeceğim için hiçbir şey katmadım. Bunu sade yapmayı tercih ettim canlar. Eşitlemeye çalışıyorum. Görüyorsunuz hamurumun pıtırcığını. İnanır mısınız benim gibi püf noktalarına uyarsanız dışarıdan almayık. Hiçbir zaman ekmek çeşidi çok yapıyorum. Ekmek de istemeyeceksiniz. Pide de istemeyeceksiniz canlar. Hem burada kabarıyor. Bir de sade evde olan malzemelerine her yerde yapılabilir. Yapmamız gereken böyle derin çukurları açmak. İkinci pidemizi pişirdim arkadaşlar. Şimdi hemen üçüncüyü alıyorum. Ve geldi arkadaşlar sıra. Yine elimizi yağlıyoruz. Parmaklarımızın ucuyla. Pidelerimizi şekillendiriyoruz. Kabarıyor arkadaşlar. Biri pişerken burayı burada kabarıyor. Şöyle parmaklarınızı batıra batıra. Bu böyle dediğim gibi değişik pidelerde değişik şekiller veririz. Yemeklerimi de yapıyorum. İçine de böyle koyuyoruz arkadaşlar. Telin üzerine koyuyoruz. Tepsi falan kullanmıyoruz. Sadece pişirme kağıdıyla koyuyoruz. Bakın kabarmaya başladı zaten. Dördüncü de pişiyor canlar. Evet. Fan ayarında 250 derecede. Bakın arkadaşlar. Bakın derecesi şöyle. Parmağımın olduğu yeri göstereyim. İşte 250 derecede pişiyor. Evet arkadaşlar, dördüne de ayrı ayrı kağıtlarımı koydum. Son. Maşallah arkadaşlar, o da bir kabarmış, bir kabarmış. Bu da son olan. Hadi sonu da beraber yapalım. Elimize şöyle yine yağımızı alalım. Çünkü bize oklava, un, burada hiçbir şey lazım değil. Bir tek yağ lazım arkadaşlar. Onu da gördüğünüz gibi kaşın şeyiyle, hani ne derler, kaşın burnuyla. Bastırıyoruz böyle. Bastıra bastıra yapıyoruz. Güzel bir ekmek çıkardık ortaya. Şimdi hepsini birden göstereceğim zaten. Bu da ziyan olmasın. Vallahi arkadaşlar inanır mısınız? Öğrencilerimiz de yapar.
Yeni evlenenler de yapar. Herkes yapar bunu. Budur. Bu sonu arkadaşlar bitti. Burayı koydukça kabarıyor biliyorsunuz. Ama ben yine de koyarken şöyle ellerimle, parmaklarımın ucuyla bir dokunuyorum böyle. Şimdi hepsi de pişince sonunu da göstereceğim. Yumuşaklığını da göstereceğim. Şurayı açabilir miyiz? Evet canlar, biz ekmeğimi, pidelerimizi bitirdik. Şimdi açıyoruz. Bakın şahane görünümlerine. Şunu eşim yedi. Bakın arkadaşlar, yumuşaklığına, altını pişişine, şu şekil, purpur oluşuna. Mükemmel oldu arkadaşlarım. İnanın Ramazan ayında pide almamıza gerek yok. Bu tarifim güzel gelirse arkadaşlar, Ramazan ayında da hani içine süt, bunun içinde süt yok, yağ yok, yumurta yok. Maya, tuz, su, bir kaşık sirke bu arkadaşlar. Çeşitli pideler yaparız inşallah. Yumurtalı pideler yaparız, peynirli pideler yaparız, kaşarlı pideler yaparız. Yeter ki ablanıza destek verip bir yerlere gelmemi sağlayın arkadaşlar. İddia ediyorum. Ekmek konusunda çok iddialıyım. Çok tür ekmeklerim var. Ve İsteyen arkadaşlarım var, ekşi mayadan var, nahut mayasından var, onlar da gelecek Allah'ın izniyle. Yeter ki yaptıklarım ön plana çıkıp şöyle güzel bir yerlere geleyim arkadaşlar. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, dostça kalın. Hepsi aynı gördüğünüz gibi, en son pişen bu. Yumuşacık, çıtır çıtır. Bu şekil pidelerim arkadaşlar. Görüşmek üzere bir başka videoda. İnşallah size Satya kardeşinizin sesini duyarsınız. İnşallah güzel yerlere götürürsünüz. İnşallah benden güzel tarifler istersiniz. Allah emanet olun.